örneklerimi görebilirsiniz. Ben sizi öyle değil de şöyle baksak nasıl olur acaba dediğimi siz de görebilseydiniz. Biraz tabii ki bu soğuk. Yani oradan bir ışık var, bir kamera var ve ben bu şekilde size hitap etmek istiyorum. Öncelikle saygı ve selamlarımı kabul ediniz lütfen. Beden dili konumuz, iletişimle ilgili. Bedenimiz konuşur mu? Evet, konuşur. Biz bedenimizle konuşuyoruz. Nasıl konuşuyoruz? Seçeceğimiz sözcükler çok farklı, sesimizin tınısı çok farklı da olsa beden hareketlerimizle, elimizle, bakışımızla, kaşımızla biz konuşuyoruz ve karşı tarafa bir mesaj veriyoruz. Şöyle düşünün, sevgili arkadaşlar, ben bugün çok mutluyum dediğimde mutluluğum size geçiyor mu acaba? Mutlu muyum ben? Hoca mutlu değil, dili mutlu olduğunu söylüyor ama aslında mutsuz. Bunu size düşündüren nedir? Benim duruşum, değil mi? Çok çok profesyonelseniz, o zaman mutsuz olduğunuz anda dahi siz sesinizi, duruşunuzu, beden dilinizi değiştirerek ya da etkileyerek o imajı verebilirsiniz. Ama çok başarılı beden dili uzmanları bu durumda bile sizin aslında söylediğiniz ya da karşı tarafa iletmek istediğiniz mutlu mesajının altında bir şeylerin olduğunu sezer. Şimdi bu girişten sonra beden dili neden önemli? Buradan başlayarak bu 45 dakikalık süre içinde size, sizin de işinize yarayabilecek, günlük yaşamınızda, iş yaşamınızda işinize yarayabilecek özgüvenle ilgili de beden dili ipuçlarını vermek istiyorum. Şimdi bazı insanlara deriz ki çok karizmatik. Nedir karizmatik yapan onların? Etkili bir ses tonu, etkili bir beden dili, güçlü bir duruş. Bizim kafamızda sadece çok karizmatik diye bir sonuç bırakır, değil mi? Bir imaj bırakır. Çünkü onlar nerede ne söyleyeceklerini, nasıl davranacaklarını, beden dillerini nasıl kullanacaklarını onlar bilirler. Özellikle çok önemli görüşmeler ya da tanışmalar ya da randevularda ne söyleyeceklerini daha önceden planlamışlardır, çalışmışlardır. Hiçbir başarılı, özellikle sunum yapan bir alanda çalışıyorsanız arkadaşlar, özellikle ve özellikle bu söyleyeceklerim sizin ilgi alanınız içinde olacaktır. Mutlaka daha önceden hazırlıklı olmalısınız. Ne söyleyeceksiniz, nasıl davranacaksınız, hatta ne giyeceksiniz? Bunların hepsi ayrı ayrı başlıktır. Ve bunların hiçbiri başlı başına alıp bir kenara koyduğunuzda size etkili iletişimi getirmeyecektir arkadaşlar, emin olun. Ben iletişimin olmazsa olmazının kitabi bilgilerin dışında samimiyetle de empatiden kaynaklandığını düşünüyorum. Etkili iletişimi güçlü kılan empatidir. Karşınızdakinin yerine kendinizi koyabilmeniz. Etkili iletişimin en önemli noktası budur. Şimdi beden diliyle ilgili elinizi şöyle koyduğunuzda şu anlam olur. Bakarken, göz teması kurarken şuna dikkat etmelisiniz. Elinizi vücudunuzun aktif bölgesinde tutarak bir elinizde bir balon varmış gibi hareketler yap. Bunların hepsi öğrenilebilir şeyler arkadaşlar. Bütün bu söyleyecek olduğum şeylerin hepsini bir kenara bırakın. Hepsini bir kenara bırakın. Dersin sonunda, seminerin sonunda sadece aklınızda ben empati kurabiliyor muyum kalsa o bile yeter. O bile yeter. Çünkü beden diliyle ilgili noktalar da öğrenilebilir.
Şimdi bazılarının müthiş bir etkili iletişim yeteneği vardır. Doğuştan gelir. Yok mudur öyle etrafımızda? Hakikaten böyle ağzından bal akar. Yerinde jestler yapar, yerinde gülümser, seçtiği sözcükler, seçtiği beden dili aslında seçmiyordur, kendiliğinden alıyordur ve onunla sohbet etmeye biz bayılırız. Ama bazıları da vardır, ne dediği birbirini tutar, ne davranışları birbirini tutar. Bir o tutarsızlık, tam adını koyamasak bile bizi rahatsız eder. Öyle insanların yanında da olmak istemeyiz. Öyleyse geçerli olan ve olması gereken aslında empatiyle güçlenmiş bir iletişim içinde beden dilimizi nasıl kullanacağımız olmalı. İletişim ve empatiyle gelişir arkadaşlar. Empati yeteneğimiz ne kadar gelişmişse ya da bizde farkındalık diyelim ki bu dersten sonra oluştu umarım. Bundan sonra biz empatiye ne kadar çok iletişimimizde yer verirsek iletişimimiz de o kadar kuvvetli olacak. İşte bu noktadan sonra ipuçlarına geçebiliriz sizin için. Arkadaşlar, şimdi özellikle empatinin kişisel gelişimle ilgili o kadar çok bilgi internette de dolaşıyor, videolardan da pek çok adı geçiyor ki. Bu nasıl kullanabileceğimizle ilgili metotları öğrenip dediğim gibi bunu kendimize uyarlamakla başarı yolculuğuna çıkabiliriz. Peki buna mecbur muyuz? Hani ünlü bir rahmetli oldu bir sanatçı vardı. Mecbur muyum diye de şarkısı vardı, değil mi? Arkadaşlar iletişimde ve beden dilimizi de iyi kullanmada bence mecburuz. Neden mecburuz? Eğer birlikte yaşıyorsak, değil mi? Paylaşıyorsak ve sosyalsek, yani dağın başında tek başımıza yaşamıyorsak, ağaçlarla konuşmuyorsak, değil mi? Yani ağaçlarla konuşma olur mu? Tabii olur. Yani çiçekle de konuşursunuz, değil mi? Hele şimdi pandemi döneminde evde o kadar çok işte dersler yapıyoruz, işte ev hayvanlarımız var, çoluğu çocuğu olanlar var, büyükleri olanlar var. Bazen bu teknolojinin aslında iyi taraflarını hep almak lazım. Kötü tarafı da insanlar artık mutfakta cep telefonuyla ya da televizyonuyla, salonda aile bireyinin diğeri bu şekilde aslında iletişim de kopmuş vaziyette. İnsanlar eğer evinizde evcil bir hayvanınız varsa onunla da konuşursunuz. Yani onun beden dilini bile çözer. Kimlerin evde bir evcil hayvanı var bilmiyorum ama benim bir bade var. Ben onun beden dilini de çözdüm. Birlikte yaşayarak ne anlatmak istediğini de beden diliyle diğer canlıların bile anlayabiliyoruz arkadaşlar. Bu kadar önemli. Ama bunun için bakmayı ve doğru anlamayı, anlamaya çalışmayı yani empatiyi geliştirmemiz gerekiyor. Bu başladığımızdan bu yana sohbetimize sürekli empati dememin ne kadar önemli olduğunu da buradan tekrar vurgulamış olalım. Şimdi tabii dediğim gibi ancak siz gördüğünüz kadarıyla ben size anlatabileceğim. Keşke yüz yüze olabilseydi. Bu özlemimi yine belirteyim. Arkadaşlar, öncelikle beden dilinde biz ne içimizden gelen, ne düşünüyorsak farkında olmadan bizim davranışlarımıza da bu yansıyacaktır. Öncelikle bu farkındalığı geliştirmemiz gerekiyor. Şu örneği vermek isterim size. Diyelim ki arkadaşınız telefon açtı size ve o gün siz çok yorgun kalktınız. Hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz evde. Hiçbir şey. Ve bugün biter mi diye düşünüyorsunuz. Çok sevdiğiniz arkadaşınız Ankara'ya gelmiş. Size diyor ki hadi çayı koy ben 10 dakikaya kadar yanındayım. Birden hareketleniyorsunuz. Etrafı topluyorsunuz. Belki eliniz çabuksa bir de kek koyarsınız, yaparsınız değil mi o çayın yanında?
kişiyle, aynı Hatice ile, telefon gelmeden önceki Hatice ile, telefon geldikten sonraki Hatice arasındaki fark ne? İçten değil mi? Seviniyorum ve beni harekete geçiriyor. Beden dilime de geçiyor değil mi? Bütün enerjim, bütün günüm aydınlanıyor. O zaman beden dilimizle ilgili bu şunu şöyle yapmak gerekiyor noktalarını ancak ve ancak düşüncemizi düşüncemizi düzelterek diyelim. Başlamamız lazım. Onu düzeltmediğimiz takdirde arkadaşlar eğreti olacaktır. Her şey eğreti olacaktır. Ve bu karşı tarafta kim varsa çocuğunuz, eşiniz, birlikte çalıştığınız iş arkadaşınız, amiriniz, çalışanınız bir şey var çözemiyorum ama rahatsız ediyor beni şeklinde. Eğer dürüstlerse yüzünüze, değilse arkanızdan konuşacaklar. O zaman ne yapıyoruz? Öncelikle biz özgüvenimizi eğer yoksa kazanıyoruz. Varsa ve o gün düşükse bunun yolları var. Onları uyguluyoruz. İşte beden diliyle ilgili bu noktalar, konuştuğumuz, konuşacağımız noktalar işte burada sizin işinize yarayacak. Eğer siz kendinizi kötü hissediyorsanız emin olun bu omuzlar var ya bu omuzlar. Çalışma yaşamı, sorunlar, dünya nereye gidiyor, varoluş ve vesaire her şey değil mi? Bir sürü bir sürü bir sürü sorun. İşte bunlarla aşağıya inmiştir bu omuzlar. Çocuğunuza dert anlatamıyorsunuz. Evde vakit geçirtemiyorsunuz. Özellikle şu pandemide, değil mi? Çocukları olanların yükü daha çok arttı. Çocuklar, çünkü çocuklar evde daha önceden elindeki telefonla ilgilenme, bilgisayarın başından kalk evladım derken şimdi hadi otur, hadi otur ders yap deme noktasına geldi tüm anneler. Çocuğunuza ama dersini yapman lazım dediğinizde bu hareket var ya çocuğunuzu çileden çıkaran bir hareket olacaktır. Oysa siz onu teşvik etmeye çalışıyorsunuz. Yavrum hadi çalışsana diyorsunuz değil mi? Çalışsana. Ama o tehdit olarak algılıyor bunu. İstediğiniz kadar sizin sesinizde çiçekler açsın, kelebekler pırpır yapsın. Bunu yapıyorsunuz ya. Ders çalışman lazım evladım ama bakın yani ses tonun ne kadar değil mi? Çocuğum ders çalışman lazım. Çocuğunu sadece bu hareketi görüyor. Çünkü tehdit olarak algılıyor. Aslında bütün bunlar da birbirinden kopuk değil dedim ya. Arkadaşlar bakın şu hareketle bir yerde insanın yok olmasına sebebi kalpten vurulmak gibi bir şeydir bu. Dikte edip tehlike duygusu yaratır karşı tarafta. Oysa çocuğunuza avuçlarınız açık bir şekilde yavrucuğum hadi bakın ya başınız da hafif şöyle yavrucuğum hadi bak ders çalışman lazım dediğinizde sevgi diline o alacaktır ulaşacaktır ona. Aynı şekilde göz bakışlar karşınızdakiyle eğer bakarken karşınızdakine aslında biz şimdi ona odaklanmam gerekiyor diye düşündüğümüz zaman kasılırız ve gözlerden bir tanesine bakmaya çalışırız. Bu da doğallığı kaçırır. Karşınızdaki eğer size samimiyetle bir şey anlatmak istiyorsa ondan kopar o duygudan. Oysa tabii şimdi bende gözlük var. Oysa bakarken tam iki gözünün ortaya bakmalısınız. Ortaya. Ama
Üstten bir bakış varsa ki tabii hiç önermiyoruz. Kimse kimseye üstten bakmasın. Ama diyelim ki bir ticari bir işletmeniz var ve bir pazarlık durumundasınız. Ve o müzakere süreci içinde siz galip çıkmak istiyorsunuz. O zaman ne yapacaksınız? O zaman hani şu iki gözün arasına bakıyorduk ya uyumlu işbirliği çalışması içinde. O zaman iki kaşın ortasına bakıyoruz. Biraz daha yukarıya bakıyoruz. Bakın şimdi ben kamerada onu göz diye düşüneceğim. Önce bir işbirliğine açık ve samimi bir konuşma ortamı içinde bakacağım. Sonrasında da yine kameranın bir üstüne bakacağım. O duygu acaba size geçirebilecek miyim? Birinci bakış. İkinci bakış. Fark etti mi? Gözlük olduğu için çok anlayamamış olabilirsiniz. Tabii bakışlarda da şimdi normalde böyle bakılması gerekir. Flörtöz bakışlar da vardır. Kişi der ki ben hiç öyle bakmıyorum. Yani ben tamamen sana kardeş duygularıyla bakıyorum. Ama gözler boyun çevresindedir. Bütün bunlar da aslında bir beden diliyle verilen mesajdır. Ama arkadaşlar şunun ayırdına hemen varmamız gerekir. Her kültürde beden dilinin farklılıkları vardır. Seçilen sözcüklerinde vardır. Mesela biz acımızı işte ağlayarak gösteririz. Bazı kültürlerde gülerek de acılarını gösterebilirler. Bunun ayırdına varmak lazım. Gözden bahsettik. Duruş çok önemli. Ellerden de bahsedeceğim çünkü eller de önemli. Hadi önce ellerden başlayayım. Eller arkadaşlar, ellerinizi kullanırken vücudunuzu üç bölge olarak düşünün. Aktif bölge bel kısmındadır. Yani kollarınızı çok birleştirmeden hafif aralıklı ve sanki elinizde şu hareketlerle konuşarak konuşmanızı canlandırabilirsiniz. Şöyle yapmıyorum bakın. Şu hareketlerle. Ama çok da bu jestlerle konuşmak da karşı tarafı yorar. Şöyle düşünün. Şimdi bunu yaparken şöyle anlatacağım size. Bunu böyle değil de böyle düşünmekle. Bakın ne kadar değil mi? Yani benim anlattıklarımdan ziyade el hareketlerimi ve parmaklara odaklanıyorsunuz ve size anlatmak istediğimi anlatamıyorum. Biz niçin iletişim kuruyoruz? Ben size bir mesaj veriyorum. Ben size bir şey anlatıyorum. Ve sizin de bana ne şekilde yanıt vereceğinizi ya da verdiğinizi ilgili misiniz, değil misiniz? Bir işbirliğine açık mısınız, değil misiniz? Düşman mısınız, değil misiniz? Ben anlatıyorum ama duvara mı anlatıyorum? Beni dinliyorlar mı? Dinliyor mu, dinlemiyor mu? Değil mi? Benim bir arkadaşım vardı. Konuşurken sürekli yukarıya bakardı. Bir gün dayanamadım dedim ki ben inan ki seni çok seviyorum. Hakikaten ve hep hayatımda olmanı istiyorum. Ama senin şimdiye kadar hani beni dinlemiyorsun diyerek eleştirildiğin oldu mu dedim. Çok oldu dedi. Ama çok oldu derken de havaya bakıyor. Dedim ki orada ne var? Orada ne var? Nerede dedi. Baktığın yerde. Farkında değilmiş. Arkadaşlar farkında olmadan biz beden dilimizle karşı tarafa öyle bir mesaj veririz ki aslında onu yapmak istemiyoruzdur. Yani onu demek istemiyoruz. Nitekim arkadaşım kendi farkındalığını bu konuda geliştirmediği için benim ona söylememe teşekkür etti. Ben hiç fark etmemiştim. Demek onun için böyle söylüyorlar dedi. Öncelikle bizim beden dilimizde karşı tarafa ne dediğimizin farkında olmamız gerekiyor arkadaşlar. Ne diyoruz? Eğer
beni hep yanlış anlıyorlar diyorsak, o zaman karşı tarafa şunu yapmadan şöyle bir ben ne diyorum, ben nasıl bir imaj veriyorum demek ya da ben hareketlerimle ne diyor olabilirim ki bu şekilde algıladı dememiz lazım. Bakışta da dediğim gibi karşınızdakini tüm içtenliğinizle dinlediğinizi nasıl belli edeceksiniz? Şöyle yapabilirsiniz. Etkin dinlemede, etkili iletişimde çok önemlidir arkadaşlar. Arkaya yaslanmış vaziyette ve şöyle, ben seni tüm samimiyetimle dinliyorum. Evet, evet seni çok iyi anlıyorum. Bu öğretilmiş bir şeydir. Özellikle de etkili iletişim dersi almıştır. Bu sözcükleri söylemek lazım. Böyle söylediğim zaman karşımdakiyle etkili iletişim kurur. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Samimiyetin olmadığı hiçbir şey doğru değildir. O yüzden dizilerde de görüyoruz ve dizilerin birebir kopyalaması olan maalesef iş arkadaşlarımda görüyoruz. Merhaba. Bu öğretilmiş bir şey arkadaşlar. Merhaba. Eminim şimdi böyle bir karşılıklı konuşma fırsatımız olsa ve siz de gördünüz mü böyle arkadaşlarımız var mı desem kesinlikle dersiniz. Vardır. Çünkü benim etrafımda oluyor yani. Ve ben onlarla arkadaşlık yapmak istemiyorum. Yani çalışıyoruz. Evet, tamam. Merhaba, nasılsınız? Oysa en büyük zenginlik ve en etkili beden dili içtenlikle gülümsemektir. Samimiyetle merhaba demektir. Günaydın demektir. Eğer herkes beni çok soğuk buluyor, içten bulmuyor diyorsanız şunu önerebilirim. Sabah kalktığınızda ilk kimle karşılaşıyorsunuz? Aslında aynada kendimizde, değil mi? Gülümseyin. Günaydın deyin. Gerçekten çok etkili. Bir ara yoğun iş temposundan benim iyice kendimi böyle ekstra iyi hissetmek için sürekli kendi kendimi motive ettiğim bir dönem oldu. Telefonumun açılış mesajı olarak gülümse diye yazdım. Gülümse. Telefon her elime aldığımda gülümse. Gülüyordu. Size bir tüyo vereyim mi? Telefonda konuşurken mesela, telefonu açıyorsunuz, yaptığınız iş itibariyle diyelim. Özellikle sekreterya kısmında olan arkadaşlara verdiğim eğitimlerde buna özellikle dikkat etmelerini istiyorum. Çünkü hayat hepimiz için arkadaşlar, sıkıntıysa sıkıntı, değil mi? Rahmetli babaanneciğim derdi ki hep hayat gailesi. Hakikaten herkesin bir hayat gailesi var. Hepimizin sıkıntısı var. Hepimizin aileyle ilgili hiç olmasın tabii ki ama yaşam zaten nefes aldığımız sürece hep mücadele, değil mi? Ve mücadele de iyisiyle kötüsüyle mücadele. Önemli olan şimdi bu oldu. Ne yapmamız lazım demek. Bu bir bakış açısıdır. Bunu Einstein bile söylüyor. Ne diyor? Einstein bile demek de biraz tabii tuhaf oldu. Einstein da şöyle söylüyor. Siz ya hayata paranoyak olarak bakacaksınız. Öyle olacak, böyle olacak. Ya da ne yapabilirim, ne edebilirim? Değil mi? Güne ya iyi başlayacaksınız ya kötü başlayacaksınız. Şimdi Hatice Hoca güne kötü başladı. O yüzden dünya dursun. Var mı böyle bir şey? Yok. Dünya dönecek. Hani bir yerden geldik, bir yere gideceğiz, değil mi? Önemli olan bu süreci nasıl geçirmek? Kendimizle barışık geçirmek. Kendimizle barışık. O yüzden bizim kendimizi sevmemiz ve ama bu şu da demek değil yani böyle bir hani evrene gönderiyorum ve evrenden şimdi aranızda böyle çalışmalar yapan arkadaşlarımız varsa hoca da bize laf söyledi diye düşünmeyin, ben samimiyetle burada konuşuyoruz, biz bize konuşuyoruz.
Hiçbir şey abartmamak lazım arkadaşlar. Hiçbir şeye. Ne diyorum? Hep samimiyet, hep samimiyet, hep samimiyet. İçten olmak, içten bir selam vermek, değil mi? Arkadaşına içten bir gülümsemeyi, içten bir sesi çok gören bir bakarsınız işte evrene olumlu mesajlar. Sen önce bir yan mesai arkadaşına olumlu bir mesaj versen nasıl olur acaba? Ya da apartman komşuna bir yani olumlu bir mesaj versen. Samimiyet arkadaşlar. Beden dilinin etkin kullanımı, bu teknikler herkes iyi öğrenebilir ama samimiyeti eğer yok ederseniz mış gibi yine rahmetli Cücenoğlu hoca da mış gibi yapmak diye bir kitabı vardır. Eğer okumayanınız varsa tavsiye ederim. Hakikaten insanda bir farkındalık yaratıyor mış gibi yapmak. Eğer mış gibi yaparsanız ben size diyorum ki yani tekniklerini öğreneyim diye. Evet, şöyle bakın diyorum. Eli sıkarken kuvvetli sıkın diyorum. Değil mi? Şöyle sıkmayın. Eğer böyle sıkılacaksa şimdi pandemi var. Allah'tan şey yapıyoruz, şöyle yapıyoruz. Kurtulduk ondan. Ama şöyle yapmayın. Kuvvetli sıkın. Merhaba deyin. Merhaba demeyin. Şunu söylüyordum. Telefonda gülümseyerek konuştuğunuz zaman bakın sesinizin bile verdiği bir imaj var. Siz kurumu temsil ediyorsunuz orada. Kendinizi çok kötü hissediyorsunuz. Hakikaten kötü. Telefonda sesinizi çok canlı çıkarabilirsiniz. Nasıl? Bunun için de gülümseyerek. Bakın. Merhaba, ben Hatice Kurt. Merhaba, ben Hatice Kurt. Bakın. Merhaba, sizin için ne yapabilirim? Bugün hakikaten çok güzel bir gün. Sizin de bu güzelliği tatmanızı dilerim. Mi? Merhaba. Bakın ses tonu değiştirmiyorum. Merhaba. Bugün güzel bir gün. Sizin de aynı mutluluğu yaşamanızı dilerim. Bakın. Yani sesteki vurgu, boğumlama bunlar değişmeden gülümseyerek bile fark etti, değil mi? Şimdi tabii ben konuşmaya başladım. Saat 16:30 oldu bile. O yüzden ben diğer size küçük küçük işte tüyoları özgüvenle ilgili de vermek istiyorum arkadaşlar. Tabii ki şimdi evet çok teşekkür ediyorum. Anıl Batmaca çok doğru. Uğur Anıl Batmaca tabii. Şimdi arkadaşlar ne diyorum? Bakın denge çok önemli. Denge. Neyi nerede yapacaksınız? Şimdi seslendirme ile ilgili olarak ben bu örneği vermiştim bir seminerde. Sonrasında bana bir ses gönderdiler. Dediler ki hocam bu olmuş mu? Kesinlikle olmamış dedim ama bunu gülerek söylüyor. Kesinlikle olmamış dedim. Önce bir söyleyiş tarzımdan böyle bir hani hoca olumlu söyleyecek diye düşündü. Dedim ki olmaz. Çünkü siz etkili bir ses tonuyla söyleyeceğim derken siz kahkaha atmışsınız. Bakın bazı radyo şeyinde reklamlarında da şöyle sesler duyarsınız. Merhaba, bizde kanepeler çok çok ucuz. Şimdi bakın sesinizde bir canlılık olsun diyerek bu gülmeyi kahkahaya çevirmişler. Böyle değil. Her şeyde bir denge. Mülakat da tabii ki. Ama mülakat şöyle bir poker suratla da mülakata giremezsiniz. Adınız Hatice Kurt. Ne iş yapıyorsunuz? Akademisyenim. Olmaz. Ölçülü bir gülümseme. Ve baş hareketiyle. Adınız Hatice Kurt. Mesleğiniz akademisyenim efendim. Bakın. Bu arada da ben otomatik olarak elimi şöyle tuttum. Siz görmediniz. Bu böyle biraz. Arkadaşlar bakın. Sakın ha sakın. Rica ederim Uğur Anıl Bey. Şöyle tutmayın. Özellikle sunum yapıyorsanız size tavsiyem böyle bir şeydir. Şu.
İnşallah bu koronayı falan geçeriz. Böyle birlikte yine Çağnur Hanım beni davet eder. Ben size gösteririm. Tabii bazı durumlarda işte hocanın dediğini yapacaksın, yaptığını yapmayacaksın hesabı olur. Ben aydınlıyım. Mesela diksiyon ve güzel konuşmayla ilgili dersler de veriyorum. Ama aydınlı olmayı da çok seviyorum. Arada bir böyle bir yapıyor, ediyor falan da diyorum. O yüzden ben size olması gerekeni söylüyorum. Ama böyle bir dilde de beden dilinde de böyle bir kaçamaklar yapmak da hoş oluyor. Ama otomatik olarak size söylerken elimi şöyle yaptığımı fark ettim. Ne kadar doğru teknikleri kullanırsanız arkadaşlar, sonrasında bu artık bir yerde sizin bir alışkanlığınız haline geliyor. Duruşla ilgili de omuzlar çok önemli dedim. Bakın, Amerika'da yeni okudum. Amerika'da bir araştırmada omzun arkadaşlar, bakın omzun bir tık geriye almakla 14 %14 hayat kalitesinde bir yükselme olduğunu tespit etmişler psikolojiyle ilgili bir çalışmada. Bakın bir tık. Yani siz kendinizi bugün de biter mi diye düşünüyorsanız hemen omuzlarınızın farkına varın. Omuzları yükseltin. Ben bir öğrencime bunu söylemiştim. Sonra ben onu bir sunum sırasında izledim. Böyle bir hani kabaran horozlar gibi omuz o kadar geriye gitmiş ki. Hemen ilk arada gittim. Elimdeki kalemi şöyle yaptım. Ne yapıyorsun sen dedim. Hocam gösterdiğiniz gibi yapıyorum dedi. Ama dedim yani dövüşe hazırlanan horozlar gibi olmaz. Şöyle bir dur. Ben farkında değilim. Tabii bir dur. O zaman kendinizi bir sunum sırasında, bir görüşme sırasında vesairede nerede ya da bir konuşma yapacaksınız. Zeynep Çiftçi. Çok teşekkür ederim. Ne kadar tatlısınız. Ve duracaksınız, değil mi? Yani bakın %14 hayat kalitesinde yükselme nasıl oluyor? Yani bir omzunluğu yaparak insanın hayat kalitesinde nasıl bir değişiklik olabilir? Benim hayatımda nasıl bir değişiklik? Ha, bir deneyelim. İnşallah tekrar bir araya geliriz ve aynı grupta ve o zaman da soruyorum ben oldu mu diye. Bir tık şöyle. Bakın, şurada geri kalan bir 10 dakikada siz de bir şöyle bir omzunuzu şöyle yapın. Bakalım böyle bir ruh halinizde bir değişiklik, bir şey olacak mı? Valla ben şimdi şöyle yapınca bile ayrı bir böyle bir gaza geldim. Bir deneyelim. Yani orada yapmışlar, biz de deneyelim. Duruş olarak arkadaşlar, ayaklar, bakın genelde şöyle denir. Biz hep daha önceki seminerlerimizde de hep işte okurken de filan hep şöyle yapınca bu kapalı bir ifade verir. Doğru. Hatta size bir tüyo vereyim. Siz bir eğitim sırasında diyelim ki slaytlardan anlatıyorsunuz ama aynı zamanda da işte gözlüyorsunuz, değil mi? Hani nasıl bir reaksiyon alıyorum? Dinliyorlar mı, dinlemiyorlar mı? Esneyen var mı? Telefonunu çıkarıp bir taraftan. Tamam. Şimdi hepsinde onları konuşacağız. Şu sözümü bir bitireyim. Olur mu Meryem Hanımcığım? Size bir taktik vereyim. Baktınız böyle bir plan, işte bir işte gıcırtılar, telefonla ilgilenme. Psikolojik bir şey. Siz, evet bir ara verelim. Telefonda konuşmayı ben çok seviyorum. Seven var mı dediniz. Bakın, psikolojik bir şey. Var mı dediniz. Biraz önce sizi dinlemeyen elini kaldıracaktır. Bakın, en az bir deneyin ve Hatice Hoca demişti diyeceksiniz. O gruptan en az 3-5 kişi birden elini kaldıracak. Hatta içinden bazıları da niye kaldırdığını da anlayamayacak ve utanarak indirecek. Otomatik bir şey. Konuştuğunuz hedef kitlenize, topluluk önünde de konuşuyorsunuz. Harekete geçirmek, onların nabzını tutmak da elinizde. Şimdi böyle yaptı. Diyorsunuz ki benim dinlediklerimin işte %50'si
kırkı boşa gidiyor. Çünkü kapattı kendini diyorsunuz. Bu eli çözmeniz lazım. Ne yapacaksınız? Hadi buyurun, hoş geldiniz. Kız tarafımı, erkek tarafımı diye şeker tutmayacaksınız, değil mi? Tabii yaşım da ortaya çıkıyor. Önceden öyleydi düğünlerde. Kız tarafımı, erkek tarafımı diye böyle kolonya tutulur, şeker tutulur, girişlerdi. O zaman ne yapacaksınız? O eli nasıl çözeceksiniz? Hemen, evet, bir ara verelim, değil mi? Aklıma ne geldi? Dün akşam şu dizi vardı. İzleyen var mı? Ben bunu çok kullanıyorum. Ve emin olun, bu seminerlerde şey yapmak için, nabız tutmak için dizi izliyorum tekrarlarından. Akşam Çukur'u kim izledi diyorum. Eli kalkıyor. İlgi toplandı. Bakın, bir beden hareketi, değil mi? Esas, bakın, hep şöyle biliriz ya, ama esas ve esas, ben iletişime kapalıyımı gösteren bunun haricinde bir hareket. Oturduğumuz zaman ayakları şöyle yapıyoruz ya bazen. Ayaklarımız çok rahat ediyor, çeviriyoruz. Tabii şimdi beni ayakta görmediğiniz için, ben kısa boylu bir kadınım. Bazı koltuklar çok yüksek ve ben arkaya yaslandığımda ayaklarımı çapraz yapmak durumunda kalırdım önceden. Yani boyum ortaokuldan sonra hep bu boy bunda kaldığı için. Ama bunun, bakın, farkında olup bunu düzelt. Nasıl düzeltmek? O zaman koltuğun ucuna oturursunuz ve ayaklarınızı çapraz yapmazsınız. Esas iletişime kapalıyım mesajı veren bu ve ayakları çapraz yapmaktır. Ayakları hafifçe kenara. Tabii bu, dediğim gibi, mesela erkeklerin bu şekilde yapmasını önermiyoruz. Yani keşke daha çok vaktimiz olsa bunları daha uzun uzun konuşabilsek. Kol dedik, el jestler dedik, ondan sonra duruşlar dedik. Başka, şimdi hani hızlıca size başka neler söyleyebilirim diye bir hatırlamaya çalışıyorum. Şimdi bir de şu çok konuşulur. Konuşurken burnuna dokundu. Kesinlikle yalan söylüyor bu. Keşfettim. Neden? Çünkü beden diliyle ilgili kursa gitmiş, işte paralar vermiş çokça ve ne kadar çok kursa giderse o kadar çok her şeyi. Öyle değil arkadaşlar. İşin özünden ayrıldığımız, samimiyetinden dışarı çıktığımız ve anlatıyor ama bu bana, benim kültürüme, benim yaşayışıma uygun mu değil mi diye düşünmediğimiz takdirde bu iki beden büyük ceket giymek gibi olur. Bakın, örnek vereyim. Hatta şöyle söyleyeyim. Sinergoloji diye bir şey var. Sinergoloji. Yani sözcüklerin diliyle sözsüz dilde denilen beden dil arasındaki farkı gözlemleyen bir yöntem bu. Yani bilinçsiz dili okuyor. Hani bu burnuna dokundu, kesinlikle yalan söylüyor dedirten şey bu. Çünkü biz vücutta eğer inandığımız şeyin dışında bir şeyi söylüyorsak, o zaman vücutta hafif bir karıncalanma, bir kaşınma oluyor. Yüzde. Size önerim şudur. Mümkün olduğunca karşınızdaki kişinin samimiyet esaslı bir beden dili okuma uzmanı olup olmadığını bilmiyorsunuz. O yüzden özellikle iş görüşmelerinde, önemli randevularda vesaire de mümkün olduğunca kaşımamaya çalışmak, yüze dokunmamaya çalışmanızı öneririm. Ama diyelim ki siz bir amirsiniz, üst pozisyondasınız ve karşınızdaki kişi de dokunduysa şunu sorabilirsiniz. Onda da bakın samimiyet ve içtenlik var. Faranjitiniz mi var? Rahatsız mısınız? Yani onu anlamaya çalışabilirsiniz. Gerçi şimdi Covid'den dolayı biz hiç dokunamıyoruz. Yani gözümüz kaşınsa bile kaşınmadan idare etmeye çalışıyoruz. Onu anlamaya çalışmak lazım. Tamam mı? Hani hiçbir şey burada şu şudur, bu budur diyerek yürümez. Bunu ayırdına varmak lazım. Diyelim ki işte kıpırdanıyor. Yani siz iş görüşmenizde işte omuzlarda çok iyi, tam işte öğrendiğim gibi bir açıda duruyorum. Gayet iyi duruyorum. Ama bilemeyiz ki, belki rahatsızlığı var ve rahatsızlığı olduğu için sürekli kıpırdanması gerekiyor.
Bütün bunlara dikkat etmek gerekiyor. Anlatacağım çok şey var. Sizinle paylaşmak istediğim de çok şeyler var ama vaktimizin sanırım sonuna geldik. Malum Ramazan ayındayız. Sizin de programlarınız var. Yani evde artık dışarı çıkamıyoruz. Evde hazırlıklarımız var. Sorularınızı alabilirim ben keyifle.